Evet arkadaşlar, sonbaharın güzellikleri, sarmaşıkların yaprakları kızardı ve gombillerle karıştırdı. Çok güzeller. Motorların sesi de yok mu? Artık gönlümüz şenlensin. Çiçekler çok güzel. Evet. Sararan yapraklar. Kızıla dönen sarmaşıkların yaprakları. Renk ahengi var. Evet, bu sonbaharda bu sarmaşıkların yaprakları çok güzel, çok hoşuma gidiyor bunlar. Harika bir görüntüleri var. Kurban olduğum adına. Onların da ömrü bitmiş. İşte sonbaharları gelmiş, dökülüyorlar. Seneye tekrar yeni yaprak açacaklar. Bugün hava yağmurlu. İşte şu ağaçta çam ağacı kurumuş, sarmaşık dolanmışım. Evet, insanoğlu da böyle işte. Dünyaya gelirsin, bir mevsim yaşarsın. Sonra ölür, toprağa karışırsın. İşte şimdi bu yapraklar da böyle. Baharda yeşerdiler, bir bahar yaşadılar. Şimdi artık dökülüp toprağa karışacaklar. Evet, arabaların sesi çok. Karşıdan cadde geçiyor. Araba sesi çok gürültülü. İşte bu da aşkın gözyaşlı çiçek açıyor. Bak, tepeye uzadı dalları. Uçlarından çiçek çıkaracak. Allah'ım, ne çeşit bitkiler, ne nasıl süsler, ne gibi çiçekler, çeşit çeşit, rengarenk, desen çiçekler. Bu da dikenler tacı benim. Bunun çiçekleri biraz küçük, biraz da zayıf oldu sıcaktan, pek olamadı. Küçük çiçekleri biraz. İşte biraz da bakımsız kaldı herhalde, pek bakamadım. Şimdi artık bunlara birazcık emek vermek lazım. İşte bunlar naneler, bunlar geçen kesmiştim. Karhananın içine katmıştım, bunları kesmiştim. Bak, tekrar büyüdüler. Çok mis gibi kokuyorlar, çok güzel. Buradaki çiçek kurudu. Burada bir tane şey çıktı, hurma fidesi. Bak, bu şey. Medine hurması fidesi. Burada da bir tane gene kendiliğinden çıkan bir tane biber fidesi var. Bunlar şey oluyor.
Ama esirgan eksik olur mu? Hiç esirganımız da var. Annem, ben çok şifalıyım anneciğim. Ben esirgan deyip geçme, ben çok şifalıyım. Evet, bu biberler, biber çekirdekleri biber yıkarken yıkadığım suyu çiçeklere döküyorum. İşte ondan öyle kendiliğinden çıkıyor biber fideleri. Yıldız kalanşon açmaya başladı. Uçlarından bütün hep tomurcuklarını yapmış. Burada da tomurcuk. Uçlarından bütün tomurcuklarını yapmışlar. Bu çiçeğim açmıyor, bu hiç çiçek açmıyor. Bunun adını da bilmiyorum. Bunu ne diyorlar? Çiçek açsa çok güzel olacak da bir türlü açmadı. Yıllardır hiç çiçek açmıyor ama görüntüsü çok güzel. Evet. İşte böyle. Bu da yine aşkın gözyaşı. Evet canlar. Bir de şimdi size mesela bütün hep çiçeklerden bahsediyoruz. Şu biberin çiçeğinin güzelliğine bakar mısınız? Bunları biz fark etmiyoruz. Biber, aman biber çiçek açmış diyoruz ama şunun güzelliğine bakar mısınız? Şu biberin çiçeği çok harika, çok güzel biber çiçeğini ben çok seviyorum. Çok güzel çiçekleri var biberlerin. İşte burada da var biber çiçeği. Ay çok güzeller. Evet. Annem, güzel kızım benim. Çok güzeldir benim çiçeği. Annesinin kızı. İşte böyle, burada da açmış bir tane çiçek. Annem, şuna bakar mısınız? Çok güzel. İşte turuncu kalanşom açıyor. İyice açtıktan sonra bunları size gösteririm. Çok güzel açıyorlar. Bunlar kırmızılar, tomurcuklarını oluşturdular, tomurcuk olmuşlar. İşte burada da var yine kırmızı, bu tomurcuk olmuş kuşları. Evet, burada da var yeni yetiştirdiğim fideler, karanlıkta kalıyorlar, göremiyorlar. İşte böyle arkadaşlar, bu akşam size bunları sarmaşıkları göstermek istedim. İşte bir tane daha biber çiçeği. Ay çok şeker, çok seviyorum. Bir patlıcan çiçeği de çok güzel oluyor. Mesela domatesin çiçeği de çok süper güzel oluyor. Domates, bak burada domatesler kendiliğinden büyüdü. Buna böcek kendi ne oldu? Yapraklarını bir şey yiyor. Herhalde böcek oldu. Evet arkadaşlar, bugün size sarmaşıkları göstermek istedim. Böyle rengarenk begonvillerle karışmışlar. İşte böyle. Günleriniz güzel, yarınlarınız hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere inşallah. Dünyanız güzelliklerle dolsun, sağlıkla yaşayın. Hoşçakalın.